Evet, e, şu anda Biden hala konuşuyor e, aynı noktada ve şu anda da konuşması e, bitti Biden'ın. Az önce görüntülerini getirdik. E en eski önemli şeyler söyledi. Çocuklar. Çocuklar çok önemli ve bu savaşta en büyük en büyük travmayı aslında onlar yaşıyorlar. O küçücük yürekleriyle çok zor koşulları göze zorunda kalıyorlar. Ama bunun yanında tıpkı Orta Doğu'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, Afrika'da olduğu gibi savaşlarda kaybolan çocuklar aynı trajedi şu an Ukrayna'da da yaşanıyor ki Zelenski buna vurgu yaptı. Fakat sadece bunlarla sınırlı değil. Şimdi bakınız Birleşmiş Milletler'den bir temsilci BBC News'e konuştu. Çok çarpıcı bazı rakamlar ve bilgiler verdi. Örneğin Rusların kontrolünde olan Ukrayna'daki kentler, yerleşkeler, bölgelerde insanlar bir şekilde gözaltına alınıyorlar. Sonra bir anda kayıplara karışıyorlar. Kimse onlardan haber alamıyor. Nerede oldukları bilinmiyorlar. Rehin e, kalan insan babalar var. Mesela akıbeti bilinmeyen babalar var. Yine akıbeti bilinmeyen de Ukraynalılar var. Şimdi bir şekilde nerede oldukları bilmiyorlar kimse. Ama Birleşmiş Milletler'in BBC'ye verdiği söz konusu mülakatta ve BBC'nin yaptığı çalışmada Nielsen FSB'ye işaret ediliyor. Yani Rus istihbaratına. Rus gizli servisi FSB'nin bir şekilde bu gözaltıları gerçekleştirdiği belirtiliyor. Nerede? Ukrayna'da. Bazı isimler özellikle hedef alınıyor. Mesela çok önemlidir Ukraynalı milletvekili Eliona Shikrum e, ki biz iki e, evde ona röportaj yapmıştık. Ben yapmıştım elinde silahı vardı e, direnişçi olarak Kiev sokaklarda geziyordu. Biz de onunla röportaj yansıtmıştık. O isim enteresan şeyler söylüyor. Rusya'nın işgal ettiği yerlerde direnişle karşılaşması nedeniyle Büyük olasılıkla diyor gözaltılar yapıyor. Bu arada bir not da iliştiriyor oradan. Kendisi de artık evine gitmiyormuş Kiev'de. Hatta milletvekilleri uyarılmış. Evlerinize geri dönmeyin. Çünkü orada bir şekilde FSB bir operasyon yapabilir. Ya da Rus güçleri neyse gizli güçleri falan açık ya da işte askerler. Sizi kaçırabilirler. Bir şekilde derdest edebilirler. Aynı zamanda da yine bir nokta daha var. Burası da çok çok önemli. Daha önce Kırım'da ilhak ettiğinde Ruslar, orada belediye başkanı da, yerel yöneticiler de herkes hiç sesini çıkarmamıştı. Bir direniş olmamıştı. Çok kolay gerçekleşmişti her şey. Ama burada aynı şeyler olmuyor Ukrayna'da. Rus yanlısı STK'lar, Rus yanlısı bir takım sivil ve siyasi oluşumlar dahi Rusya'nın işgaline destek vermiyor. Sahada bu desteği göremeyince Ruslar farklı farklı atraksiyonlar yapıyorlar diyor söz konusu. Belli mülakat ve mülakatla birlikte yazılan analizde. Bir şekilde işte bu gözaltılarla baskı kurulmaya çalışılıyor oradaki sivillere yönelik. Bu, bu da ayrı bir çarpıcı detay.